Evet sevgili izleyenler, biz bu hafta nerede izledik? Büyükpınar Mahallemizde ve çok güzel bir heyetimiz bizi karşıladı burada. Bir soralım bakalım, bu köyde büyük bir pınar var mıymış? İsmi oradan mı gelmiş? Öncelikle bir sizi tanıyalım mı? Evet, şimdi ben tabii tam ileri zekalı olarak bilmiyorum. Esas o yaşlıyı konuşturmamız lazım. Şu an ben 94'te köyü ayırmaya başladık. Önce hocalar buraydı. Köyü 94'te ayırmaya başladık. 96'da ayırdık. Ondan beri muhtarlık devam ediyor. Ve muhtarlığımda da tabii hep bir iyi yaptım desem yalan söylüyorum. Hepsini iyi yapamadık. Ama elimizden geldiği neyse hepsini yapmaya çalıştık. Ondan sonra yapmaya da devam ediyoruz Allah izin verirse. Şeyler bu kadar. Mesela. Bir sizi tanıyalım mı? Hı? Sizi bir tanıyalım mı? Tanıyalım. Büyükpınar muhtarı, Büyükpınar mahalle muhtarı Ahmet Kaya. Kaç doğumlu? Oo, burada yaş önemli herhalde. Yaş önemli olan. 1943, 72 yaşındayım. Çok bir yaş yok be. Çok bir yaş yok gerçekten ama maşallah. Herhalde buranın havası, suyu. Soracağım sana da yaşını soracağım. Bir yaş takıntısı var sende. Evet, şimdi buranın halkı neyle geçinir? Bu yerin halkı efendim, şimdi çok bir gelir yok. Tabii gelir... Adam kendi kendini iyi kötü buğday ekmeğiyle diyelim 3 paket ve 3-5 zeytini var, 3-5 harnubu var, bunlarla bazen şey oldukça da kudreti yetenler yemeğe gider. Böyle geçimini sağlıyorlar. Başka bir şey yok. Gelirimiz yok. Kaç mahallemiz var? 63. Dedim ki Allah. Ben hane 4 mahallemiz var. 63 hanemiz var. Evet. Göç veriyor muyuz Alanya'ya? Alanya'ya göç veriyor muyuz? Tabii göç. Tabii göç. Gençler gidiyor. Tabii yaşlı. Burada zaten 60 yaşından aşağı yok. İşte en genç ben varım. Ben de 73 yaşındayım. Evet. Hayır, şöyle bakıyorum. Var var canım, gençlerimiz var. Ya onlar da öyle üstten kuyudan şey olanlar. Başka hep gençler gitti. Sanayi kısmına gitti. Alanya'ya göçüyorlar. Orada yani bu şeyde sıkıntı çok yani. Köyün get nüfus azalıyor. Evet. Mesela 300 gibi falan nüfusu vardı daha önce. Şimdi daha düştü. 280'e, 180'e. Seçmen olarak 166. Peki yayla var mı? Yaylamız. Var. Neresi? Var. Efendim, Karapınar var. Karapınar'dan 6 kilometre ileride Gödüre yaylası diye böyle bir yaylamız var. Peki şimdi Karapınar mahallesine ben gittim. Giderken gerçekten yollar çok ürkütücü. Evet. Eskiden o yolları neyle geçiyordunuz? Nasıl gidiyordunuz? Eskiden o yollar, biz oraya gitmezdik. Biz buradan Koçtavut diye bir yoldan giderdik. Develerimiz vardı, hayvanlarımız vardı, affedersiniz, onlarla giderdik. Şimdi hayvancılık burada da bitti mi? O bitti, onlar yok. Şurada bir yabancımız var, iki katırı var. Hatta onu da göstereceğiz olursa. Tamam. Hemen buradaki... Öyle mi? Buradaki heyetimize... Geçeni geçirdiği de yok yani. Bu azam oluyor muhtarım. Azam, evet. Azam. Evet. Hemen yan tarafımdan başlayayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz sizi? Evet, Abdurrahman Arakan, Ali oğlu. Vallahi beni nasıl duyuyor bak. 1948 doğumlu. Tabii böyle burada. Sana ne diyorlarmış? Ali oğlu Abdurrahman Arakan. Aşık derlermiş bir zamanlar. Ha. Nereden geliyor aşık? Bunu laf takmat. Çok mu sevdin birini, alamadın mı? Hayır, öyle bir şey yok. Hanımı kaçırdın mı? Ha, kaçırmadım, düğünle aldım. Düğünle aldın. Nasıl yaptın düğünü? Çalgılı düğün yaptık. Nereden getirdin yengeyi? Burada Çamlıca köyünden. Atıla getirdik. Atıla getirdin. Atıla getirdik. İşte öyle. İşte öyle. Şimdi emeklilik yapıyorsun burada. Yok, emekliliğim yok. Bir 65 aylığım var. Ya çalışıyor musun? Yine kendi şeyimde çalışıyorum burada, kendi işimde. Kendi işimde çalışıyorsun. Evlatların var. Var, evlatlarım var. 4 tane evladım var. 4'ü de Alanya'da çalışır. Onları niye göç gönderdin? Tutsaydın ya burada. Onları bir şeyde pancurculuk yapar ikisi. İkisi de araba sürer. Böyle hayatlarını şey yapıyor. Sen şimdi böyle kay, ben yavaş yavaş bu tarafa bir yer değiştirelim. Hemen sizi bir tanıyalım. Sizin lakabınız var mı? Var efendim. Bizim lakabımıza Deli Aliler derler. Ne derler? Deli Aliler derler. Ha, Deli Aliler. Ha, Kıbıklı Mahallesi'nde. Ali oğlu Hüseyin Çelik derler. Peki niye deli demişler?
Çok böyle gençliğinde delikanlı mıydın? Dedemden var. Gelmiş bu laf bize. Hı hı. Yani dedemden babama, babamdan da bize intikal ediyor. Hı hı. Yaşını söylemedin bunun yaşını? Benim yaşım 80. 35 doğumluyum. Sen burada evlendin? Burada evlendim. Burada doğdun? Burada doğdum. Yenge nereden? Yenge evde. Hayır, nereden? Hangi mahalleden? Boçalar Mahallesi'nden. Buraya yakın mı? Evvel bir köy biriydi ya, şimdi ayrıldı, orası Hocalar Mahallesi oldu. Hı hı. Evet. Oradan kaçırdın mı? Hayır, düğünüyle getirdim. Kaçıran var mı aramızda? Kaçıran var mı? Yok. Ha, şimdi sana geleceğiz. Evet. Evet. Tamam, başka? Başka ne anlatmak istiyorsun? Mahalleyle alakalı eski köyünü anlat bize. Benim kafam biraz almıyor. Yeter benimki bu kadar. Seninki bu kadar. Bak şimdi sohbet esnasında dediler ki bak muhtar hanımı kaçırdı dedi. Doğru mu? Doğru. Nereden kaçırdı? At, Bocalar Mahallesi'nden. Bocalar Mahallesi'nden kaçırdı. Hemen tabii size söz hakkı doğdu muhtarım. Siz yengeyi kaçırdınız. Yenge istettim, vermediler. Ben de kaçırdım, gittim. Kaç kere istettin? Kaçtı, he? Kaç kere gittin istemeye? İki sene. İki sene. Hem de dayı. İki sene gittin istedim, vermediler. Ama kaçırmayı hak etmiş. Hem de dayımdı. Vermedi. Ben de yüklendim, kaçırdım, gittim. Neyle kaçırdın? Böyle ya, he, dabanlar arabasıyla yürüyerek. Böyle dabanlarla aldın geldin. Ha, aldık. Çalar kasalı lazım var. İşte bu gittik. Sonra düğün yapabildin mi? Yapmadım, yaptırmadılar. Yapmadım. Ben yapmaktı istemedim. Onlar kaçta şey olarak yapmadım. Duydun mu? Tehdit ettiler dedi. Tabii. Ya tabii. Boş ver onları. Onları boş ver. Onları boş ver. Şimdi senin de dökülecek eteğindeki taşlar ama sen geliyoruz sıraya. Dedim ki burada dedim kız kaçıran var mı? Dedim abim sınıftaymışız gibi el kaldırdı. Ben Ali Dedefendioğlu Büyükpınar'ın arızasıyım. Ben kaçırdım. Kendi köyümüzden istettik, vermedi, kaçtık. Akraba kızı değildi değil mi? Akraba biraz uzaktan. Biraz uzaktan akrabaydı. Evet, evet, evet. Evet. Siz burada doğdunuz? Evet, burada doğdum, burada büyüdüm. İlk birinci sınıfı bu üst tarafta cami vardı, orada okudum. Ondan sonra karşıda şey olduk, hı hı. Okulu bitirdik. İlkokul mezunu. Evet. İşte bu kadar. Köy ne değişti burada? Burada birçok şey değişti. İşte camimiz yoktu, camimiz yapıldı, okulumuz yapıldı. Hani birçok şeyler değişti. Yol, sokak dedi bir değişti. Evet, evet. Evet. Bu kadar. Hemen bu tarafa dönelim. Sizi bir tanıyalım mı? Tanıyalım. Kerim Çelik, bu köye kayıtlıyım. Büyükpınar. Eski kimliğimde hocalar yazar bakarsanız da. Yok, kimliğe bakmıyoruz canım. Senin söylemenle yetiniyoruz. Aynen, aynen burada yaşıyorum. Sen yengeyi kaçırdın mı? Yengeyi kaçırmam, düğünle aldım. Tambur tumbur ata bindirdik falan getirdik bir şey. O tambur tumbur ne? Davul çalıyor ya, tokmağla. Tokmağla davul çalıyor. Aynen. Öyle aynen. Getirdin. Aynı bu mahalleden aldın. Aynen mahalleden aldık. Zaten biz babanın da son çocuğuyduk. Bir de düğün etti babamız. O tarih 40 sene olmuş herhalde yani. Şimdi ya, düğün mü kaldı eski dermiş şimdi. Peki eski düğünlerle yeni düğünler burada fark ediyor mu? Çok fark ediyor yani. Eski düğünle yeni düğün fark etmedim. Yani eskide fakirlik var. Bir şey mi? Atla gider, atla gelirdi. Şimdi o arabalar süslenmiş, püslenmiş, alınları bağlı. Siz atı süsler miydiniz? Anaman, yok atam kulağına bir mendil bağlarlardı. O zaman kız süsoydu. Şöyle yularına. Peki attan gelin indirmeliği ne verdiler? Verirler tabii. Gelin ben talla, teyzek, ağaç, tana. Size ne verdiler size? Bir şey vermediler. Hiçbir şey vermedi babalık. Rahmetli öldü gitti. Hiçbir şey vermedi. Allah rahmet eylesin. Tabii tabii. Biz memnunuz. Evet. Hemen şu tarafa geçeceğim. Hemen bir sizi tanıyalım. Ben Ermenek Sarıveder köyündenim. Buraya koç ettik. Burada şu anda ikametim burada. İşte burada çalışıyorum. Şu anda buradayım. Evet. Burada olmaktan memnunmuşsun. Evet. Evet. Ben büyük buralıyım. Ahmet Kaya ismim. Sen de mi Ahmet Kaya'sın? Aa, muhtarım da Ahmet Kaya. Nasıl oldu bu? Nasıl olsun işte öyle. Ortaya girip bir dilek tutsak olur mu ki? Ne gibi? Ya hani isme dilek tutuyorlar, bir de soy isim de aynı. Evet. Siz de azasınız. Evet. Köyde ne değişti? Köyde birçok şey değişti mesela. Köyde yolumuz yoktu önce. Yollarımız yapıldı işte, camimiz dediğim yani köprüler, yollar işte, suyumuz yoktu, suyumuz oldu. Her bir şey yok, şey değişti yani. Evet. Sen hanımı neyle getirdin? Düğünle. Tambur tumbur çaldı mı sende? Hayır. Çaldırmadın mı? Çaldırmadık biz. Sen
Sen ne yaptın? Doğa'la mı getirdin? Evet, doğa'la getirdik biz. Tamam. Hemen bu tarafa doğru geçelim. En gencini yakaladık. Lakabın var mı dayı? Var. Ali oğlu Abdurrahman Çelik. 1932 doğumlu. Burada doğdum. Buralıyız. Lakabımıza aynı delallar derler. İleriden gelmiş. Yani, siz kardeş misiniz? Kardeşiz. Evet. Gözlerden anımsatıyor zaten. Ben büyüğüm. O ufam. İşte öyle. İki kardeş misiniz? Kız var mı? Var. Kız da var. Oğlan da var. Biz 13 kardeşiz biz. Tek bir bayandan mı? Bir iki bayandan. Babamız seferbirlikte Çanakkale Harbi'nden kurtulmuş, gelmiş. Karısı, ilk karısı ölmüş. Bu Kerim Çelik de benim biladerimin oğlu. Yeğenim oluyor. Evet. Sen bize buranın eski halini bir anlat bakalım. Eski hali buranın yolu yoktu. Suyu yoktu. Ondan sonra. Elektrik var mıydı? Elektrik. Dağlarda, şam ağaçlarında elektrik vardı. Şöyle hemen kirpidi çalardın. Çırağı yakardın. Böyle tuttun muydu? Elektriğimiz oydu. Allah'a şükür. Binlerle şükür. Şimdi her şey oldu. Elektriğimiz geldi. Ondan sonra camimiz yapıldı. Minaresi yapıldı. Yollarımız yapıldı. Asfalt. Ondan sonra ne söyleyeyim? Sen kaçırdın mı yengeyi? Hayır. Ben düğünle aldım. Tambur tumburla mı oldu? Tambur tumbur daha olmadı. Ben buradan aldım. İşte buradan aldım. Şurada benim evimde. İşte öyle. İşte öyle. Kaçırma değil. Sen yaylaya gidiyordun. Gidiyorum. Ben Barcın Yaylası'na giderdim evvel. Şimdi orayı terk ettim, Gödüre Yaylası'na. Barcın Yaylası nerede? Barcın Yaylası. Nerede? Konya'da. Daha şimdi Konya'ya bağlı. İşte orayı. Nasıl gidiyordunuz? Küçükken nasıl gidiyordunuz? Nasıl mı giderdik? Böyle merkebimiz olurdu. Devemiz olurdu. Ondan sonra atımız olurdu. Yaşlılar binerdi. Biz ufak çocukları da bindirdik. Ha bakalım karıla giderdik. Karıla vardık mıydı? Küreyle, kazmayla karı açardık. Develeri geçirirdik oradan. Bir yerde de açılacak yer yok. Şöyle yengeme 50 metre 60 metre var. Başına vardığımızda develeri oraya oturturduk. Oturun bakalım. Yükünü yıkardık. Ondan sonra da dizlerini bağlardık. Sicim ile bağlar salardık şöyle 50-60 metre yere inerdi aşağıya. Alana indiğinde çezellerdi. Yükü de yukarıdan salardık. Ondan sonra malları da yolunu yapar, sığırır. Hayvan, davar, koyun. Böyleydik biz. Öyle giderdik. Yaylaya çıktık mıydı? Yaylamız Barcın Yaylası. Peki Alanya'ya nasıl gidiyordunuz buradan? Alanya'ya biz buradan giderdik. Fakat 3 günde gelirdik. 3 günde gider, 3 günde mi gelirdiniz? He, buradan giderdik. Daha ileriye bir yere varır, orada yatırdık. Ondan sonra Alanya'ya vardık. Alanya'da işimizi gördük. Merkep ile yahut da ki deve ile. Veyahut mesela atın olursa atla giderdin. Yine de orada bir yerde daha yatırdın. Üçüncü gün buraya gelirdin. Allah'ıma şükür. Şimdi saniyelik. Evet. Peki Alanya'da şimdi sizin eski gençliğinizde olan yerlerle şimdiki yerler farklı tabii. Çok mesela bize eski Alanya'yı bir anlatabilir misiniz? Eski Alanya'yı bir anlatırsak ağlayacağını tutar. Bir anlat bakalım hadi. Eski Alanya'nın hali. Bir tane İncik boncuk satar şöylece baraka vardı. İyi mi? Adamı vardı bir. Adamının adı Mümin Aykacı'dı. Soyadı. Ondan sonra bir camileri vardı. Ondan sonra şöylesinde de bir fırın vardı. Fırında ekme alacağız diye açlık grevi geldi. O devirdeki adamlarımız neler gördük biz neler. O oradaki adamlar birbirini çiğnediler. Ekmek alacağız diye. Vesikalı ekmeğe bir vesika verirler. Bir ekmek alacaksın.
Adamları çiğnayı çiğnayı geçeceksin. Yaşlı olanlar çiğnadılar. Gözümüzle gördük. Şahidim yani. Fakat her neyse o zamanlar öyleydi. Barcın yaylasında eker kaldırdık biz. Oraya şeyler gelirdi. Memurlar gelirdi başımıza dururdu. Yabayla biz şöyle hububeti aralardık. Ondan sonra ölç bakalım. Ölçerdik. Şu kadar zehre Alanya'ya getireceksiniz. Alanya'ya o zehreyi getirdik. Alanya'da bir şöyle bir salma, langar gibi bir yer vardı. Oraya dökerdik. İçinde... O, langar gibi dediğiniz yer şu an tam neresi? O Alanya'da Kuyularoğlu Camisi var. Kuyularoğlu Camisi'nin şöylesindeydi. Hı hı. Orada o memlekette dükkan, mükkan yoktu. Kalenin başında bir iki ev vardı. Hı hı. Aşağılarda benim biraderim de vardı. Torda, Kuyularoğlu Camisi'nin önünde. Oraya vardık. Biz onlarda gezerdik. Bir gün, iki gün kaldığımız zamanlar olurdu. Ne gün geçirdik biz? Oradan o Kızılkule var bu tarafta iskelede. Hı hı. Onlarda zaman zaman biz onlarda çok durduk. Fakat Allah o günler gitti. Bir daha Müslüman kullarına göstermesin. Neler gördük biz? İşte öyle. Neydi daha sizde gidi? Ha. Ha. Oğlan. Anlat bakalım. Suçun neydi de dediler. Şimdi suçumuzun ses suçumuz bizim benim kendimin bir suçum yoktu ama suç bizi buldu. Şimdi bayram günüydü. Bir arkadaş dedi ki bugün akşam bende bayrama geleceksiniz. Kurban kestik. Kavurma yiyeceksiniz dedi. Ben vardım oraya. Bir arkadaş daha geldi. Bir arkadaş daha geldi falan derken birader de geldi o. O birader de gelince evveli gecede bir yere ikinci gece bu üçüncü gün bayramın evveli gecede biz bir mahalleye gittik. Bir mahalleye gittiğimizde bir yerde keman açalar, oyun oynardık o zaman. O zaman onu götürdü yani. Bu sefer orada bize bir mahalleye ta giderken gece bizim evimize bir taş attılar. Biz ama şöyle bir aradık, kimseyi ele geçiremedik. Oraya o adamın davet ettiği yere vardığımızda bizim köyün, Yaylalı köyünün azası dedi ki ya dedi, siz dedi, birisi o birader, birisi iki tağ var, böyle böyle dedi. Bir eve girmişsiniz dedi, bir kadın kaldırmışsınız dedi. Kız diye dedi, bir kara götürmüşsünüz dedi. Diğer el etmiş, atı vermişsiniz dedi. Ondan sonra dedi, fakat ele geçmeyecek, ele geçmemişsiniz dedi. Siz bunu bir daha yapmayın dedi. Etmeyin dedi. Hüküm, devletin dedi. Pencesinin altına giderseniz dedi, kurtulamazsınız dedi. Adamın dediğinde de bir hamlık yoktu. Fakat bizden taraftan aynı o işi yapanın birisi, evvel dedi, taş atan da siz idiniz dedi, Azan'ın oğlu. Biz idik, bilmem nesin ne yaptım dedi. Tang dedi, bir tane yumruk çıkardı derken paldırtı küldürtü karıştı gece. Bir çadır ev, keşeden çadır ev zaten. Çadır evi aldık attık şöyle, bir şey kalmadı. Paramparça oldu. Ondan sonra şöyle bir taşlı yer, taşlı yerde bizim buraya bir tane kodular odunu. Tangıra'da biz gittik. Orada yatırka matırka aklım başıma geldi. Kolum iyileşti ama şimdi bize taş vuran, odun vuran kim? Bir gezdik. Gözüme geçen adamın biri geldi. Ona bir attık, o gitti. Bir daha, bir daha derken filan bayasını taşla gece ayın aydınına onardık. Yürüdüm şöyle. Biriz dedi ki oradan yatağının biri kalkmış. Kaçma bilmem ne dedi. Bize beş el takıl attı arkadan. Fakat hep bunlardan geçti ama Cenab-ı Allah vademiz yetmemiş. Hiç
Doğal olarak ben de şimdi bu lakabın nereden geldiğini hop diye anlamış oldum. Hiç yani. Evet. Hiç, sizde hiçbir suç yok. Yok. Evet. Şimdi arkadan attığında biz kaçma dedi bana. Ben kaçtığım yok evvel dedim. Dönüverik ya. Bıçak varmış. Bir elimde ben bildiğim de yok. Adamı yaralamışız. Buradan böyle yaralamışız. Arkadan da yedi yerden yaralamışız. Bizi dört kişiyi tutukladılar. Geçmiş olsun diyorum. Evet, ben de lakabınızın nereden geldiğini hep beraber öğrenmiş olduk. Heh, şimdi oldu. Evet, bir sizi tanıyalım mı? Ben 1957 doğumlu Ahmetoğlu Abdurrahman Dedefendioğlu. Siz burada mı doğdunuz? Burada doğduk. Burada büyüdünüz, burada evlendiniz. Burada büyüdük, burada evlendik. Evet. Siz duygulandınız mı biraz? Evet, bir sizi tanıyalım mı? Ben 1956 doğumlu Mustafaoğlu Abdurrahman Arıkan. Evet. Burada doğdum, burada büyüdüm. Burada evlendin? Burada evlendim, evet. Burada kaçırmadın kızı? Hayır, kaçırmadım. Düğünüyle aldık. Evet. Hanımım esas Gazipaşa'nın Sugöz köyünden fakat Yeşilöz'de ikamet ederdi. Oradan getirdik. Orada nerede gördün abi hanımı? Buradan gittin, orada nasıl gördün? Hanımı esas ben görmedim. Görücü usulü oldu. Görücü usulü fakat mutluyum. 1975 yılında evlendim. 5 çocuğum var. Allah 3 Allah gelinim Allah. Var. 7 torunum var. 3 tane gelin, 7 tane torun. 7 torunum var. Şu an mutlu bir hayatım var. Yaşaya yürüyün yani. Çocuklarım Alanya'da. 4 oğlum Alanya'da. Birlikte çalışıyorlar. Bir en küçük oğlum 1987 doğumlu. O 2008'den beri İsveç'te ikamet ediyor. Ben de tarım bağkuru emeklisiyim bu köyde. Hanımımla beraber yardım ediyorsun evde ona. Birlikte hayatımızı sürdürüyoruz. Yemek yapıyorsun ona. Beraber. O yemek yaparsa ben salata yaparım. Birlikte evet. Hayatımızı geçiriyoruz. Evet. Allah evet. Bozmasın diyorum. Evet sevgili izleyenler, Büyükpınar Mahallesi'nin herhalde ağası. Öyle mi abi? Yok, bir vatandaşıyım. Ağalık yok. Yaşar Kuçak. Burada doğduk, burada büyüdük. Aynı arkadaşımla, askerlik arkadaşımla tertibiyiz. Evimiz buradaydı. Bizim buradan aşağı bir mahallemiz var. Şimdi Çakırdaş Mahallesi. Oraya geçtik. Evet. Şimdi ben hiç soruları yöneltmeden sen direkt başla. Hanımımı kaçırdım de. Bir itiraf et. Ben hanımımı kaçırdım. Hanımımı Sarıverler, Konya'nın Sarıverler kasaba köyünden, Dumlugöz'e diye bir köyden kaçırdım. Nerede gördün abi? Nasıl gördün gittin oraya? Buraya göçtü geldi sahile. Burada tanıştık. İstedik vermediler. Kargıca göçtüler, bize kızı vermeyeceğiz. Ben de oradan kaçırdım. Kaçırdım, bu arkadaşın evine götürdün. Evet. Şaşırdın mı abi, kızı kaçırdı sana getirdi? Şaşırdım. Bekliyor musun? Yok, bekliyordum zaten, haberim de vardı biraz kaçıracağından. Korkmadın mı abi? O yok ya, ne korkayım canım? Bir suç işlemiyor ki Allah'ın emri. Yaşı da ufadı. Bunu ilk bunu evine geldim. Nereden duydunuz bildiğim yok da. Ben söylediler valla. Tahmin ettim, tahminlerim kuvvetli. Evet işte evet. Öyle oradan. Yaşı da küçüğüydü ama anlaştık, mahkemelik olmadık. Teşekkür ederim. 4 evladımız oldu. Allah bağışlasın. En küçüğü Isparta'da okuyor, üniversitede. Öbürler de Alanya'da çalışıyor. Biz de hanımla burada mahallemiz var şu aşağıda. Fikir atmıyorum. Keyif yapıyorsunuz burada. Orada bir ineğimiz var, bahçemiz var, zeytin işte böyle. Orada geçim sağlıyoruz. Ama yolumuz bozuldu. Başkanımıza selam söyleyin. Buyurun. Yolumuz bozuldu, inşaat yapılır. Yolumuz çok bozuldu. Orada bir ekip gündü, el atılsın, bir ilgi gösterse çok memnun oluruz. Evet, eminim ki ilgilenecektir. Başkanımız, hemen şöyle geçelim. Kim demiş genç yok diye? Gençler geliyor muhtarım, yavaş yavaş. Tabii. Ben Büyükpınar Mahallesi'nden Mehmet Dedefendioğlu. 1960. Dede Efendi oğlu nereden gelmiş bu soy isim size? Şimdi bu köyün kurucuları benim dedem tarafından kurulmuş bu köy.
bu Dede Efendioğlu ismi oradan gelme. Bu eski camimiz vardı. 1973'te ben burada okudum. Ondan sonra yeni okulumuz yapıldı 76'da. Oradan ilkokul, oradan mezun oldum. Ortaokul zaten yoktu. Okuyamadık. Okul vardı da biz mi okumadık oldu değil mi? Şartlar el vermedi. Babam da sağ olsun 86-87 yaşında. Şimdiki muhtarımız gibi bizleri düşünmedi. Köyü düşündü. Ben babamın muhtarlığında bu Yeşilöz, şimdiki ortaokul var ya, oradan yukarı kazma küreyle yapıldı bu yollar komple. Şurada yakın bir tarihe kadar şu aşağıda yer var, oradan yukarıya yol çıkmazdı. Ondan beri yapıldı. Sağ olsun şimdi ya da arkaya gelen olan muhtarlarımız köye gücünün yettiğince mücadele ettiler, yaptılar. Sağ olsunlar. Bugünlere geldik. Evet. Benim de iki kızım, bir oğlum var. Oğlum. Sorular yöneltilmeden cevaplar geliyor. Oğlandan kızdan önce bir hanımı nasıl aldık onu bir anlatalım. Şimdi orası biraz zor oldu. Şimdi tam son noktada beni buldun. 1979'un 78'in bahar ayında hanımla konuşmaya başladık. Ben konuşmaya başladık derken abi. Ya konuşup flört ediyorsunuz. Ha, evet. Şimdiki yeni adıyla flört. Evet. Dezem'in kızının kızıydı. Şimdi bunlar aşiret. Bizde az da olsa akrabayız ama bir köylü aşiret sorunu var aramızda. Köyümüzü ayrasıya kadar devam etti bu. Aşiret köylü sorunu. Ben 1979'un Ağustos'un 15'inde kaçırdım. Allah adam evlilik tarihini bilmiyorlar. Adam kaçırdığı tarihi biliyor ya. Unutulacak bir şey değil de ondan. Evet. Unutulacak bir şey değil. Şimdi kaçırdım. Allah rahmet eylesin. Bir muhtarımız vardı 80'de. Kenan Evren'den sonra bizim burada o vardı. Çok sertti. Muhtarın babası. Evet, şimdiki İbrahim muhtarın babası çok sert ve çok şeydi. Babamla da seçimden, muhtarlıktan dolayı arası iyi değildi. Biz kaçırdık. Benim de yaşım ufak geldi. Peşimize bir tabur asker taktı muhtarımız. Gene de Allah rahmet eylesin. Yani cennet mekanı olsun. Yaylalarda, Toroslarda beni arattı gece gündüz. Baktım ki kurtulma şansımız yok. Biz de teslim olduk. Sen nerelerdesin bu arada? Biz canım, şimdiki hanımla dağda kaçıyoruz. Dağda kaçıyorsunuz siz. Tabii. Evet. Akşam olduğunda bir eve geliyoruz, oradan dağlarda. Gündüz dağlardayız. Senin hiç aşka eşkıyalarda olmuş ha? Öyle oldu. Evet. Şimdi bu arada benim kaynana biraz, ya hem cahil hem de biraz bencillik var Deyze oğlu, Deyze ağzıyız ya. Bizim de hanımın dayıları vardı, onlar da zaten eşkıyayla farkları yoktu. Tabii biz yasal yönlerden işimizi yaptık. Onlar şey yönden derken geriye aldılar. Devreye rahmetli oldu. Bu arkadaşın babası vardı. Allah rahmet eylesin. Bir de dayım vardı. Onlar gitti. Devreye girdiler. Tekrar verdiler. Evlendik. İşte bugünlere geldik Allah'a şükür. Burada şunu anladım ben, kim kime yardım ederse o onun yanında oturuyor. Orada onlar yardımcı, onlar yan yana. Bir arkadaş dayanışması var. 30, 35, 36 yıllık evliyiz. Hanımla 3 sefer kavgamız olmamıştır. Dargınlığımız da olmamıştır. Ha, tarafını olmuyor. Konuşuyoruz, şey diyoruz ama bir semt akrabı olarak da ısınamadık. Şimdi ilk sene benim oğlan da, bu da dayımın oğlu, onun torununu kaçırdı. Vardım istedim, dayı oğlu böyle böyle dedim ben, bu tamam dedi. Sonradan aynı o yörüklük, aşiretlik geldisi burada da devam etti. Burada da devam etti bu aşiretlik geldisi. Bu aşiretlik, köylülük şeyini biz silemiyoruz bir türlü. Dayımın oğlu, dayımın oğlunun kızı. Benim gelin de öz dayımın kızı. Evet, benim gelin derken abi senin gelin mi var? Evet. 4 torun var. Bir oğlan, 2 kız. Evet. 2 kız, ikisi de evliydi. Bir tanesinin kocası biraz devletten, devleti dolandırdı, bankaları.
şeye geçti, zengin oldum sandı. Derken şu an cezaevinde yatıyor. Geçmiş olsun diyelim ona da. Evet sevgili izleyenler, biz okula gitmeden onlar bizim yanımıza geldiler. Biz şu anda tarihi bir çınar ağacının altındayız. Şimdi onun da hikayesini alacağız. Çocuklarımız gelmiş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ses. Nasıl öğrencisiniz ses? Kahvaltı ettin mi? Ettim. Kahvaltı ettin mi? Ne yedin kahvaltıda? Eyvah. Kahvaltıda ne yedin? Yumurta. Başka? Zeytin. Başka? Çay. Çay. Süt niye değil? Ne süt? Çayı seviyor musun? Çok mu seviyorsun? Sen okul bittiğinde ne olacaksın? Polis. Polis olacaksın. Niye? Suçluları tutuklamak için. Suçluları tutuklamak için. Adın ne? Büşra. Büşra. Sen nerede doğdun? Alanya Hastanesi'nde. Evet, çok güzel bir cevapta. Alanya Hastanesi'nde doğdu çocuk. Sen kahvaltı yaptın mı? Kahvaltıda ne yedin? Yumurta, zeytin, peynir. Peynir, çökelik. Çökelik. Yumurta. Evet. Yumurta, domates. Domates yedin. Peki sen okul bittiğinde ne olacaksın? Öğretmen. Ne öğretmen olacaksın? İngilizce. İngilizce öğretmen olacaksın. İngilizce dersi görüyor musunuz? Arkadaşına bir ismini sor bakalım. Kim? Sor bakalım. Arkadaşına bir ismini sor. İngilizce. What's your name? What's your name? Bir daha. What's your name? My name is Hasan. My name is Hasan. Evet Hasan. Efendim. Efendim sen nerede doğdun? Alanya Devlet Hastanesi'nde. Mi? Evet. Evet, kaç yaşındasın? 10. 10 yaşındasın. Kaça gidiyorsun? 4. 4. sınıfa gidiyorsun. Okul bitti. Ne olacaksın? Hafriyatçı. Hafriyatçı. Hafriyatçı ne demek? Anlat bakalım bize. Hafriyatçı ne yapar? Ne yapar hafriyatçı? Kim var peki hafriyatçı? Akrabalarında var mı? Evet. Evet. Sen onun aracını kullanmayı seviyorsun? Evet. Evet, araçtan dolayısı. Evet, senin de ismini alayım. Nurcan. Nurcan. Kaç yaşındasın? 8. 8 yaşındasın. Kaça gidiyorsun? 1. 1. sınıfa. Sen İngilizce dersi görüyor musun? Bir ismimi sor bakalım. What's your name? My name is Elif. Adın ne? Uğurcan. Uğurcan. Okul bitince ne olacaksın? İtfaiyeci. İtfaiyeci olacak. İtfaiye ne iş yapar? Ya... İnsanları kurtarır. Nereden kurtarır? Yangından. Hı hı. Evet, Mehmet'i de alalım. Merhabalar. Merhabalar. Sor bakalım ben nereden gelmişim? Siz nereden geldiniz? Evet, ben rotamız yöremizden geldim. Ziyaretinize geldim. Ben 9 yaşındayım. Hı hı. 3. sınıfa gidiyorum. Hı hı. İngilizce biliyorum. İngilizce biliyorum. Hı. Bir konuş bakalım. What is your name? My name is Elif dedim. Hemen bu pırlanta gibi yetiştirilen çocukların öğretmenlerine bir geçelim. Bir sizi tanıyalım mı? Cennet Çelik. Ben de bu köyde doğdum, büyüdüm. Buralıyım. Bu sene buraya geldim. Öğrencilerimle beraber. Biz de sizi görmek için, ziyaret etmek için merak ettik. Geldiniz, hoş geldiniz. Çok hoş da memnun olduk. Kendi doğduğunuz muhitte öğretmenlik yapmak nasıl bir duygu? Vallahi ilk girdiğimde heyecanlanmıştım sınıfa. Bayağı farklı. Biraz tanıdık olmak işte o ilginçleştiriyor işi. Onun dışında çok güzel. Yani kendi öğrencilerimiz, kendi işte daha bir gayretli oluyor insan haliyle. Hani bunlar da ileride büyüsünler, daha iyi yerlere gelsin istiyoruz. Evet. İnşallah hani daha iyi eğitim almaları için de uğraşıyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum programıma. Hoş geldiniz, renk verdiniz. Yani güzel bir köy ama bakımsız kaldı, ne bileyim ilgisiz kaldı. İnşallah düzelir diyorum. İnşallah diyoruz. Evet, biz misafir geldik, bize de misafir geldi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Tanıyalım mı sizi? Ben tanıyorum ama tanımayanlar var. Şimdi tanımayanlar esas Baba Yurdum. Baba Yurdum bu Büyükpınar mahallesi diyelim. Eskiden köydü de. Baba Yurdum burası benim. Aslen ben buralıyım. Şu an fakat Yeşilöz'de ve Alanya'da ticaret yapıyorum. Adım Mehmet Durdahanoğlu.
Biz kardeşlerimle beraber 90 mobille adı altında ticaret yapıyoruz. Fakat bu programı düşündüğünüz için bu kanala, televizyonla özellikle size sonsuz teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir program. Ayrıca da burası hakikaten tarihi bir yerdir. Tarihi bir yerdir. Biz kardeşçe bayramlarda namazlarımızı hep bu camide kılmayı tercih ederiz. Çünkü baba yurdudur. Ruhları şad olsun. Bize bu güzellikleri bırakanlara size de teşekkür ederim. Ve bu köyünün bir güzelliği, bir özelliği daha var. Bu mahallenin diyeyim artık yani. Herkes birbiriyle güzel geçinen, herkes birbiriyle samimi olmasını bilen bir mahalledir yani. Bir de ben burayı tarihi bir çınar altında izledim. Buranın tarihini bir anlatabilir misiniz? Şimdi bu çınar ağacı takriben 200 yıllık falan. Bu çınar ağacı benim babamın dedesi Ali Efendi varmış, Ali Çavuş. Onun düğünü olmuş. Düğünlerde ellerinde bayrak direği olur. Fakat bayrak direğini yaştan keserler eskiden. Adet odur. Gelin almaya gider ki o gün de bayrak olur, bayrak direği olur. Bayrak direği gelin gelip iş bittikten sonra burada çeşme vardı, bir tarihi çeşme. Şimdi görünmüyor. Şimdi daha güzel yaptık. Aşağıya aldık çeşmeyi. Bu çeşmenin önünde su akarken getirmiş bayrakçı. Tabii bayrakçılar da hediyesini alır, bahşişini alır. Aldı mı hediye, tamam demiş. Bayrak direğimi buraya çakayım demiş. Buraya çakmış. Ve ondan sonra çınar ağaçları çabuk çapaklanır. Onun için burada çapak vermiş. Bu çınar ağacı o gündür, bugündür bize dostluk yapıyor. İşte bizim en eski dostumuz. Evet. Ayrıca bu çınar ağacının yanında da şu ileride bir medrese varmış. Bu memlekette en önce yapılan medreselerden bir tanesi burada. Ve buranın eski ismi de aslen Hocalar köyüydü. Biz ayırdık köyün ismini, Büyükpınar koyduk. Hocalar olmasındaki sebep, bir rivayete göre 3 kardeş, bir rivayete göre 5 kardeş. Hepsi de hocaymış eskiden. Komşu köylere işte İslamiyet'i yaymak için, öğretmek için giderken ikisini bir arada gördüler miydi? Ya hocalar geldi derlermiş. İşte hocalar geldi, hocalar git derken buranın adı Hocalar Köyü kalmış. Şimdi ayrıca biz çok şanslı, ben kendimi şanslı görüyorum. Benim baba tarafım Ali Efendi, ana tarafım Dede Efendi sülalesi. Evet. Yani burada hep efendiler yaşamış burası. Şimdi Dede Efendiler deyince de çok asil ve bir ve artık mütevazi, müteassip bir sülaleymiş. İşte o gündür bugündür burada. Onların bize bıraktıkları güzellikleri biz bu mahallede de hep birlikte yaşayıp devam ediyoruz yani. Buranın anılan turistik gibi kabul edelim veya ziyaret yeri. Türkiye'nin hemen hemen adını duyup da gelmeyen insanı azdır. Musa Seydi'ye bir ziyaret yeri var. Ve burada tabii inanç nasıl istersen, nasıl niyet edersen öyle olur. Çocuğu olmayan bayanlar dilek dilemeye gelir. Hastalığı geçmeyen insanlar dilek dilemeye gelir. Çoruna çocuğuna, bu çorum çocuğum benim sokakta kalmasın, iyi yetişsin, büyütsün diye dilek dilemeye gelirler. Hakikaten de bu yönde diledikleri dileklerin sonucunda bir şeyler görüyorlar ki insanlar çok gelip gidiyor. Evet. Onun da tarihi hemen hemen kestirilemiyor. Çok eskiye dayalı. Bir rivayete göre 700 yıllık bu Musa Seydi'nin. Bir rivayete göre 450 senelik. Tabii iyice bilemeyeceğiz. Dini inançlarımıza göre orada bir Allah dostu yatıyor. Evet. Bunu da görüntülemenizi tavsiye ederim. Görüntülerseniz teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi çat kapımız başladı. Bereketimle geldim. Dışarıda çok güzel bir yağmur ve içeride ne diyoruz abla buna? İçli mi diyoruz, gözleme mi diyoruz, külük mü diyoruz? Gözleme.
Gözleme diyoruz. Seni bir tanıyalım mı? Beni mi? Tanem muhtarın hanımı. Wow, muhtarın hanımı. Evet. Abla sen nasıl kaçtın muhtara ya? Efendim? Nasıl kaçtın sen muhtara? Hemen bayağı ayakkabılarımızı giyerken kaçtık. Ayakkabılarını giydin ve kaçtın. Bunlar senin gelin mi? Hayır, bunlar komşularım. Abi böyle buraya oturmuşsun kayınvalide gibi de o yüzden dedim. Ya aşağı oturamam ben sakadım böyle. Nasıl güzel yapıyorlar mı? Buyur. Güzel yapıyorlar mı? Evet, güzel yaparlar. Yaparız da. Abla kaçtığında kaç yaşındaydın? Ayhan, yaşımı sorarsan 16 yaşındaydım. 16 yaşında nerede gördün, nasıl aşık oldun? Biz hep biriydik, işte birbirimize aşık olduk, kaçtık. Nasıl aşık oldun? Bir anlat bakayım. Neyini beğendin? Muhtarın neyini beğendin? Ne dedi sana? Şarkı mı söyledi? Güzel söz mü söyledi? Geldi, yanıma geldi. İşte nasılsa kandırdı, kaçtık. Kandın, evet. Kaçtın. Kaçtık. Sonra düğün de yapmamış sana. Düğün yapmadılar. İçinde ukde kaldı mı? Tabii kalır en uç, yenileri gördükçe, tabii. Keşke benim de olsaydı. Benim dolaydı duraydım da değil mi? Tabii. 16 yaşında zorun neydi? İşte kandırdı elim o. Doğru. Evet. Evet. Abla burada mı doğdun sen? Burada doğdum. Hı-hı. Evet burada köyde doğdum. Okula gittin mi? Gitmedim öyle okula gittim benim de işleri. Belki kapardım da. Bir şey yok. Evet. Hemen şu tarafa geçeyim. Evet. Şöyle ev sahibimizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gözler kimden alınmış? Annemden. Ben imamın eşiyim. Gündoğmuş Köprülüyüz biz. İşte burada 7. yılımız. Nasıl burada, memnun musun? Memnunum. Memnun olmasam giderdim, kalmazdım herhalde. Arkadaşlarımla. Geçin. Burada hep böyle toplanıp yapar mısınız? Yaparız. Canınız istediğinde. İstediğinde. Ama formu nasıl koruyorsunuz? Formu? Koruruz ya. Ona... Hamur işi yiyorsunuz ama zayıf kalabiliyorsunuz. Ya ben beyaz un yemiyorum ya, zaten rahatsız olduğum için yasak beyaz un türleri de. Şimdi bu neyden? Hangi undan? Beyaz undan. Hı. Ben gözleme yiyemiyorum. Sen yemeyeceksin şimdi. Tamam, sen bize bakacaksın. Evet. Peki senin burada bir günün nasıl geçiyor? Benim burada bir günüm çalışmaya gidiyorum yövmeye. Yövmeye derken bahçe sera. Sera'ya gidiyorum, patlıcana gidiyorum. İşte eve geliyorum, evin işleri. Çocuklarım yok. Çağlanya'da evde tutuverdik, 3 tane oğlum var. Allah okuyorlar, çalışıyorlar. Evet. Biz hocayla ikimiz beraberiz. Burada hocayla beraber. Evet, başka? Başka? Şimdi yemediğin gibi yardım da etmiyorsun herhalde. Yok, yardım ederim canım. Yardım. Peki hemen bir soralım bakalım, yardım ediyor muymuş? Seni bir tanıyalım mı? Evet, ben Büyük Pınar Mahallesi'nin birinci azan annesiyim. İşte bu da ayrı bir havada. Azan, birinci azanın annesiyim. O ayrı bir hava. Evet. Yok, ben havalık yok bende. Ben kadın muhtarın hanımıyım derken bile ne kadar mütevaziydi. Benim böyleyim yani. Ben böyleyim yani. Sen nereden geldin? Ben Gazpışan'ın Yeniköy'ündenim. Nereden? Gazpışan'ın Yeniköy'ünden. Evet. O köy mü güzel, bu köy mü güzel? Ya adamın doğup büyüdüğü yeri başka olurdu. Tabii buraya alıştık. Buraya şey, herkesin köyü güzel olur. Sen kaçtın mı? Yok, kaçmadım. Tamburla mı geldin? Böyle geldim başları. Kaçtın da geldin. Yok, kaçmadım. Saklandı yanına. Hayır, vallahi kaçmadım bak. Kaçtım. Ama saklandı diyor. Ben başka öyle birisi araya bir şeylik yaptı. Böyle Allah yazmış, aldım buradan. Ablam aradı benim burada. Evet. Buradan babam asker arkadaşının oğluyla evlenmiş. Onun vesilesiyle ben de evlendim buradan. Evlendin, mutlusun, çocuğun var. 4 tane çocuğum var, ellerinden öper. Allah bağışlasın. 2 tane torunum var. Şimdi bunun hamurunu nasıl yoğurdun, bir anlat bakalım. Bunun hamurunu ben yoğurmadım. Bunun... Kim yoğurdu? Bunun onu ben yoğurdum. Anlat bakalım nasıl yaptın? Ne yapacaksın? Eledim böyle. Suyunu döktüm. Ne eledin elede? Ne eledin? Onu eledim. Tuzunu attım. Suyunu da döktüm. Elimle böyle sıkarak yumrukladım, koydum. Buranın en meşhur yemeğini bir anlat bakalım. En işte ne olacak? Şepit atarız, inek sıkarız, yayık yayarız, kazma kazarız, her şey elimizde. Yaptığın iş değil, buranın en meşhur yemeği. Yemeği mi? Çorba. Ya işte nesini söyleyen, çorbasını yaparız, nohudunu yaparız, ne istersen her şeyi. Öksüz helvası yapar mısın?
Onu yaparız, onu da yaparız yeğen olursa. Yeğen olursa genelde kalabalıkta evet. iniyor. Benim kayınvalidem çok güzel yapıyor mesela. Hemen şu tarafa geçelim. Biz yiyoruz valla. Kayınvalidem yapıyor bize sık sık yiyoruz valla. Çok da hoşumuza gidiyor. Seni tanıyalım mı? Evet ben de buralıyım. Burada yaşıyorum. Burada mı doğdun? Evet. Birinci aza, ikinci aza, üçüncü aza hangisinin eşisin? Yok ben kimsenin eşi değilim. Sen evli değil misin? Evliyim. Ben kimsenin eşi değilim dedin. Hayır. Azalarla işimiz yok. Evet. Evet. Enişte ne iş yapar? Enişte bir çiftçiyiz. Senin ablın olur. Yani enginde çalışıyor. Senin ablınla oluyor. Abla değil, ablınla. Oo, öyle mi oluyor? Evet. Sizde çalışınca sen ablınla mı olmuş oluyorsun? Ha, anladım. Evet. Evet, evet. Abla ile birlikte çalışıyorsun. Evet. Sen de çalışıyorsun. Evet, çalışıyorum. Sen kaçtın mı? Kaçtım. Belli zaten canım. Kadın gözleriyle diyor ki ben kocaya kaçtım diyor zaten. Bakalım nereden nereye kaçmış? Ya işte köyümüzden köyüme kaçtım. Çok da uzak. Köyümüzden köyü nasıl oluyor? Aynı köyde mi? Aynı köyde. Nerede gördün bu adamı? Ya burada gördüm. Buralarda gördün. Kaç yaşındaydın? 17. 17 yaşında. Çok da küçük bir yaş değilmiş. Seni nasıl kandırdı? Ne bileyim işte kandırdı. Ne dedi sana? Ne dedi? Elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacağım mı dedi? Öyle demiş belli ki ama yalan söylemiş. Evet. Teşekkür ediyorum abla. Sağ ol. Hadi kolay gelsin. Evet. Bunlar da gençler, çömezler, bakıyorlar, öğrenecekler. Kızım nerede? Benim kızım nerede? Daha kızından haberi yok. Ben evliyim. Evet. Hangisi senin gelinin? Sen kayınvalide misin? Evet. Kayınlamam. Nasıl bir kaynanam oluyor deyince olay değişti. Kayınvalide mi oluyor dedim. Kaynana deyince olay değişti. Biraz cadı mı? Yok ben annemi seviyorum. Şimdi benim karşımda olsa ben de aynısını söylerim. Yok ama gerçekten. Burada yokmuş gibi her işine karışır mı? Yok karışmaz. Gelin indirmeliği yaptılar mı sana? Yaptılar. Ne verdi? Ne verdi? 17 yaşında koç gibi oğlan verdi. Al işte kayınvalide değil mi? 17 yaşında koç gibi oğlan verdim dedi. O zaman da vermiştim şey ne yaptı ha? O kadar küçüktü ki hatırlamıyor bile. Bir havlu mu verdin? Kana verdim. Yok bir evet bir. Kana vermiş. Düğe küçücük ama şöyle küçücük bir şey. Sen bak büyüt gibi. Yok yok kendisi büyüttü. O beni yormaz üzmez. Başka gelin var mı? Yok ben varım sadece. Sadece tek gelin sen misin? Evet. Ha o yüzden değerlisin. Başka olacak mı? Evet iki oğlu daha var. Eyvahlar olsun sen yanmışsın. Bak o zaman gelin indirmeliğini iyi takip et tamam mı? Ya sorun değil. Sorun değil. Ben haksızlık etmem diye. Oradan da müdahale var. Az haksızlık yapmaz. Gerçekten yapmaz. Sizin eşiniz ne iş yapıyor? Panjurcu. Plastik. Plastik. Evet. Bir kız çocuğumuz vardı ve o kız çocuğumuz geldi. Kaç yaşındasın? 21. 20. Çok da kız çocuğu değilmiş ya. Gencecik bir kızımızmış. Evet. Sen burada mı kalıyorsun? Yok yan taraftayım yüzler. Hayır. Burada mı? Bu mahallede? Buradayım. Peki şimdi bu kadar kocaman kadının arasında sen nasıl yaşıyorsun? Yok benim arkadaşlarım falan var geliyorlar falan. Nereden geliyorlar falan? Alanya'da. Peki mahallede genç kız olmak çok zor. Tiyatroya gidemiyorsun, sinemaya gidemiyorsun. Evet. Ne yapıyorsun burada? Ben ne yapıyorum işte telefon falan var. Telefon ah bu sosyal medya evet. Evet. İnternete giriyorsun evet. Oradan. Evet kitap okuyorsun. Evet. Okul? Var dışarıdan okuyorum ben liseyi. Dışarıdan gidiyorum. İnşallah bittiğinde ne olmak hayalin? Daha düşünmedim ama okumak neydi ya? Aşçılık falan düşünüyorum. Aşçılık mı? Evet. Tabii kıza nasıl bir şey aşılamış bunlar ya. Evet aşçılık. Ya. Evet ya. Evet. Sana yaptırıyorlar mı? Evet ben yapıyorum çok güzel şeyler. Ha, bu mahallede aşçımız diyorlar ama yemekler çok mu güzel? Evet ben yapıyorum her şeyi. Senin çeyiz hazır mı ya? Hazır sayılır. Hazır sayılır. Evlenmeyi düşünüyor musun? Düşünmüyorum ben daha çok. Düşünmüyoruz biz daha çok genciz. Evet. Doğru söylüyorsun. Yani. Okulunu bitir. Çok güzel bir aşçı ol. Evet sonra evlilik. Sonra evlilik tamam. Evlendiğinde beni davet edecek misin? İnşallah tabii ki de. Tamam teşekkür ediyorum sana. Bir şey değil ben size teşekkür ediyorum. Mesaj göndermek istediğin biri var mı? Mesaj. Selam. Bütün ablalarım var Alanya'da. Onlara çok kadar selam söylüyorum. Sizi çok seviyorum. Eminim onlar da seni çok seviyorlardır. Bizden de selam olsun. Evet. Evet sevgili izleyenler. Şimdi bir teyzemizin yanına ziyarete geldik. Teyze adın ne? Adın ne? Cennet Koçok. Cennet abla. Abla diyorum bak seni ben geç görüyorum daha. Kaç yaşındasın?
Yaşımı bilmen olsun. Yaşını bilmiyorsun. Sen gel bize yardımcı ol. Gel. Şimdi senin neyin olur? Babaannem. Babaannen olur. Evet. Kaç yaşında teyze? 84. Evet, tam belli değil yaşı. Evet, 84 yaşında ama maşallah kendisi ihtiyaçlarını görebiliyor. Evet, görüyor. Hı hı. De. Size hikaye anlatır mı? Anlatır da pek aklında kalmıyor, unutuyor. Çok unutkanlık falan var. Hı hı. Ama normal yaşı evet, dolayısıyla. Evet. Teyze. Buyur. Burada mı doğdun? Burada mı doğdun diyor. Evet. Büyük Pınar Köyü'nde mi doğdun? Evet. Şimdi bizim eski köyü hocalar duru. Oraya Büyük Pınar demişler. Sonra bu muhtarlarda değişilmiş. Hocalar. Hocalarda doğdun, burada büyüdün, evet. Burada evlendin. Evet. Dayı vefat mı etti? Evet. Eşin vefat mı etti diyor be. Ne dedi? Eşin vefat mı etti diyor. O vefat eder, hayırlı oldu. Sen burada oğlunun yanında kalıyorsun. Gelin çok güzel bakıyor sana. Allah razı olsun diyelim. Evet. Torun evet. Çok güzel bakıyor. Ha, torun çok güzel bakıyormuş. Evet. Torununu çok seviyor musun? Beni seviyorsun ebe. Nedir? Beni seviyor musun? Ebe, haz ediyorsun beni, haz ediyorsun mu? O dilleti. Haz ediyor musun beni dedi. Haz ediyorum, haz etmemin hiç. Haz ediyormuş tabii ki. Evet, abla hoş geldin. Misafir misin? Hayır, buranın, ben de buralıyım. Bu evden misin? Hayır, okuldan ilerideyiz biz. Sen de bu mahallede doğdun. Hayır, ben Çamlıca'dan geldim. Sen Çamlıca'dan geldin mi, kaçtın mı abla? Kaçmadım, düğün ettik. Düğün ile geldin. Düğünün nasıl oldu senin? Nal olacak o zaman, hayvan vardı, bindik geldik. Şimdi atla bindin geldin herhalde. Atla geldik. At süslendi mi senin için? Süslediler. Ne yaptılar ata? Ne taktılar? Ne bileyim, boynularında bir ki boncuk vardı takılan. Sen gelinlik ne giydin? Gelinlik o zaman şimdiki gibi gelinlik yoktu. Şöyle bir kırmızı şey vardı. Elbise tarzında. Elbise gibi. İşte yüzümüzde de bir kırmızı şey öyle geldi. Kaç yaşındaydın? 18. 18 yaşında. Çok da az bir yaş değilmiş aslında. 18. Şimdi senin köyün mü güzel, bu köy mü güzel? Her taraf aynı. Ben çalıştıktan sonra da. Tabii. Her taraf aynı. Senin akrabaların orada mı kaldı? Benim elim günüm orada Çamlıca'da. Sadece. Sen burada teksin. Evet, her mahallede olduğu gibi bu mahallede kendime kankalar bulmuş bulunmaktayım. Şimdi benim için beni çok zayıf görmüşler. Geçen hafta izlemişler. Geçen hafta evet bak itiraf ediyor. Geçen hafta çok zayıfladığımı görmüşler. Bu hafta biz Elif'e biraz kalori katalım demişler. Bakalım neler hazırlamışlar. Şöyle tamam, burası diyetlik. Tamam, burası diyetlik. Hemen kısır yaptık. Evet. Kısırı nasıl yaptın bir anlat bakalım. Çiğden mi yaptın, pişirerek mi? Normal suyu harcıyoruz. Kısırı şey yap. Ya kısırı ben yapmadım. Gelsene İmran. Kısırı ben yaptım. Evet, ben yapmadım. Biz anlatalım. Evet. Ya kısırı harcıyorsun. İçine yeşilliklerini doğruyorsun. Limonunu, soğanını kavuruyorsun, döküyorsun. Evet. Hemen sıradakine. Evet. Kek yaptım. Ben yaptım. Evet. O yeşillik kısırı. Bahçeden topladın. Evet. Kendi ektiğin yeşilliklerin. Evet. Hemen evet, zeytinyağlı dolma. Evet, onu da ben yaptım. Onu nasıl yaptın? Onu mu? Pirincini şey yaptım, soğanını doğradım. Hı-hı. Salçasıyla kavurdum. Hı-hı. Pirincini yıkadım. Onunla beraber tekrar kavurdum. Çok sık yapar mısın? Çok sık yaparım. Çocuklarım sever. Evet. Onlara... Ah, ben de çok sık çok sık yani. Yerim. Ben de çok sık yapamam. Evet. Ya yani bu evet. Poğaçamız. Bu karnıyarık yaptık. Yapıyorum öyle yani. İçinde poğaça... şeyimiz yok, karnıyarımızın sadece malzeme olmadığı için. Evet, poğaça dediğini ben pişi olarak gördüm. O fırında mı? Fırında oldu. Fırında mayalı oldu. Hamurdan. Hı-hı. İçine maydanoz, çökelek, nane koyduk. Evet. Öyle üstüne yumurta sürdük. Teşekkür ediyorum.
Evet sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi hava bize müsaade etti. Biz de yürüyerek hem de doğanın güzellikleriyle birlikte hem yürüyüş yapıyoruz. Şu anda geldiğimiz mevki Kıpıklı mevki. Öyle mi muhtarım? Evet, Kıpıklı mevki. Daha ileride böyle kıpık olduğu bir adam varmış. O adam da buraya Kıpıklı ismini bırakmış ve burası Kıpıklı deniyor. Kıpıklı Mahallesi. Evet. Kıpıklı Mahallesi'ne doğru bir girelim bakalım bizi neler bekliyor. Evet sevgili izleyenler, biz hem yürüyoruz hem de yolda bazı aksaklıklar var. Onlardan da bahsetmeden geçmeyelim dedik. Evet. Burada direklerimiz dikildi 2-3 sene öncesi. Fakat teller çekilmedi. Tabii o uğraşıyoruz telleri çektirmeye. Ve yollarımız bozuk. İşte onlar da yaptırmaya bazen arkadaşlar gelip bakıyor. Yapacağız diyorlar ama tabii ileriki günlerde yapılır mı bekliyoruz. İnşallah yetkililere biz de buradan davet veriyoruz. Burada ufak tefek aksaklıklar var. Onların da ilgilenmelerini rica ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, hep çat kapı yapacak değiliz ya. Şimdi çat bahçe yaptık. Teyze kolay gelsin. Şöyle bir yanıma alayım mı seni? Gel bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsın? Allah'a şükür iyiyiz. Kaç yaşındasın sen? 61 falan. 61 falan, maşallah. Çapayı sen yapıyorsun. Gelin yok mu? Oğlan yok mu? Gelin, oğlan bir şey var. Gelin yok. Yalnızım. Hı-hı. Oğlan evli değil daha. Evli değil daha. Sen bir gelin al artık. Vakti gelmiş ya. O yapsın bunları. Ya. Dayı nerede? Dayı yatır. O yatalak kalkmaz o. Sen kocaya kaçtın mı? Kaçmadım. Hı. Kaçmadım. Babam gönüllü verdi. Baban gönüllü verdi. Senin gönlün var mıydı? O sırada öyleydi. Babam ne de verirse, ana baban ne derse oğlu da eskide. Sen tanıyor muydun evlendiğinde? Tanımazdım. Komşu falan da değil miydi? Komşu değil. Ben Konya tarafındanın. Ben burayı bilmezdim. Seni Konya Konya tarafından ararken Konya'nın neresinden? Biz Ermenek. Deniz falan işte. Hı hı. Ermenek'ten. Baban orada. Sana tamam dediler. Sen de buraya gelin geldin. Evet. Nasıl geldin gelin buraya? Yürüyerek geldim. Ermenek'ten buraya yürüyerek gelen gelin. Hı. Yürüyerek geldin buraya. Burada düğünün oldu. Düğünüm de olmadı. O sırada düğün meşgul değildi. Bu şimdiki kadar meşgul değildi. Ben işte geleli 41 sene falan oldu. Hı hı. O sırada öyle bir şimdi şey. Şimdi sen ne ekiyorsun burada? Burada ben fasulye ekeceğim. Ekeceksin. Ne vardı önceden? Önceden ekim vardı. Ekini inek yedi işte. Şimdi fasulye ekeceğim. Kolay gelsin sana. Sağ ol. Evet sevgili izleyenler, bu mahallenin de en şen şakrak amcanın. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sen hoş geldin de. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş buldum. Nasılsın? Şükür. Bir seni tanıyalım mı? Tanı. Tanıdım. Oo, bayağı yakışıklı jant bir adamsın. Bir de adını soyadını söyle. Adım soyadım Ali Arkan. Ha. Burada mı doğdun? Burada doğdum. 38 doğumlu. Evet, yengeden bir itiraf geliyor. Hayır, o evet. Tarihleri iyi takip ediyor. Hediye tabii. Alır mı sana? Bana mı? Ben hediyesini istemem, ben onu alıyorum. Sen ona hediye alıyor musun? Alırım. Ne alıyorsun? Ne isterse alırın onun istediğini. Ne istiyorsa onu alıyorsun. Tabii. Sevgililer gününü bilir misin sen? Ben sevgililer gününü bilmem. Yalnız bunun ne isteği varsa onu alırın. Ha. Sen kaçırdın mı yengeyi? Hayır. Gönüllü. Gönüllü. Nasıl aldın? Nasıl gittin istedin? Ben konuştum kendisiyle. Ta ben Ermenek'teydim dedi. Ta şeyde ya ötende Sarıbez Civler'de orada oran gitti aldık geldi işte. Nasıl gittin, nasıl aldın? Bayağı yürüyerek gittim aldım geldim mi gittim. Getirirken de yürüttün mü? Yürütmem de ben ne diyeceğim ben yürüyüm de o yürüyor mu abi? Kaç yaşındaydın? Yaşını boş ver gayrı yaşı geçti. Sen kaç yaşındaydın? Ben o zaman gencidim ta. Sen o... Gencidim. Yenge senden büyük mü? Benden mi? Hı-hı. Benden küçük. Ha. Ama sen ondan genç duruyordun. Genç durdum. Evet. Gençliğinde hızlı mı yaşadın? Hızlı yaşadım. Ya yaramazlıklar yaptın mı? Yaramazlıklar işte bunun köyünden. Hı. Gelme dedi Neci. İşte olmaz dedi. Ben ya ölürüm ya buradan alacağım dedim ben. Hı-hı. Ha. 30 yaşlar bay dengi öyle deli almaydık ki. Ha. Vurduk kırdı vurduk dengini. Dinlemezdim. Kimseyi dinlemez. Orada köy tüveği vardı mavzer. Geldiler bir şeyler. Getir tüveği dedi.
Ne tüvevlen dedi. Oyunun da eve dedi. Sana tüvek vermediğim gibi birinin ulan hükümet verdi bana, sen ne diyorsun? Dedik gitti. Şimdi eski köyünü hatırlıyor musun? Buranın eski halini. Hatırlamam önce. Bir anlat bakalım bize. Ne anlatayım? İşte bunlar hep ormanıydı. Açtık, oturduk. Şimdi ev yaptırdık. Oh. Keyfime bakıyorum şimdi. Bir hanımla hayatımı yaşıyor. Tabii. Yengeye yardım eder misin? He? Yengeye yardım eder misin? Ederim. Ne iş yaparsın? Bir iş yapmam canım ben de. İş yapıp da ne iş yapacaksın? Şurada gideriz. Tallada. Şu evler, şu evler yapalım dersin. O da tamam der. Ben göster vereyim, o yapar. Ha, sen gösteriyorsun, o yapıyor. Senin yardımın göstermek mi oluyor? He. Peki evde yardım ediyor musun? Evde mi? Evet. Çay demler misin? Ben çay may demleyemem. Peki su isterse getirir misin? Ben mi? Evet. Hayır, kusura bakma. Hasta olursan getireyim. Yalnız keyif uçudayım. Sana gidip de su getirmek benim adetim de. Hayır hayır. Hanımına getirir misin? Hanımına getireyim de. Hasta olursan getireyim. Öyle çeşine. Peki şimdi şöyle diyeceğim. Hanımın mutfakta sana yemek hazırlıyor. Evet. Sen de burada televizyon seyrediyorsun. Keyif yapıyorsun. Tabii. Su içme ihtiyacı duydun. Ne diye sesleniyorsun? Suyu al el getir, su getir dedim, ben ne diyeceğim başa? Peki aşkım hayatım demez misin? Hayır, biz o hayatım hayatı demeyiz. Ne dersin peki? Neyse ismi, onu söylersin getirir. Ne, ismi ne? İsmini sor ona. Sultan. Sultanım bari de. Ha, sultan derin. Ha, sultan deme, bundan sonra sultanım bana bir bardak su de. Tamam, oldu. Tamam, tamam oldu. Tamam oldu. Peki o sana ne diye sesleniyor? Bakalım ne der o sesleneceğim. Sultan yenge bir gel bakalım buraya. Sen ne diye sesleniyorsun? Bir gel. Yenge bir gel. Gel. Dayım sana işi gösteriyormuş. Sen yapıyormuşsun. Doğru mu? Evet, ben işimi kendim yaparım, ona sorman. Ona sana sorma ihtiyacı duymuyor artık. Canım istersen duyur, istersen duyma. Yap dedim ben sana ya. İster yap, ister yapma. Evet. O sana gösterdi. Sen istersen yap, istersen yapma. Ha. Evet. Şimdi yenge, sen dayıma ne diye sesleniyorsun? Adını söylerim. Sizde sadece ne adı ne? Adı Hacı. Hacı. Hacı diye mi sesleniyorsun? Hiç mesela sen burada televizyon seyrediyorsun, keyif yapıyorsun. Hacı da dışarıda. Bir şey isteyebiliyor musun ondan? Ciğerini uğra isterim. Peki getirir mi? Getirir. Ama Efe gibi getirmem diyor. Ya o öyledir. Onun burası değil de Civler köyünden alır gelir. Canım isterse oradan getiririm diyorsun. Onu aldım geldim bunu. Evet. Sıkıysa vermesinler. Evet. Dayı, sen bir hanım daha almak ister misin? Ben mi? Evet. Hayır, istemem. Bu yeter bana de. Yeter. Evet. Yenge, sen evlendin geldiğinde dayının annesi hayatta mıydı? Hayattaydı. Nasıl bir kayınvalideydi? İyiydi. Böyle miydi? İyiydi. Hayır işte. Hayır işte. Yani iyiydi, zararı yoktu. Hem de fazla yaşamadı öyle ben geldikten sonra. Hani yaşlıydı. Evet. O zaman geldi. Var mı bize söylemek istediğin bir şey? Sağlığınız. Peki gençlere bir mesaj atmak ister misin, gençlere? Hani şimdi evleniyorlar, bir senede ayrılıyorlar. Siz kaç yıllık evlisiniz? Hayla var benim evlilik. Hayla var, her şey hayla var. Kaç yıllık evlisiniz? Ben geleli 41 sene oldu işte. 41 senelik evlisiniz. Kavgasıyla, dövüşüyle, tatlısıyla güzel bir hayatı paylaştınız. Gençlere bir mesaj verelim mi? Ne yapsınlar? Ne yaparsa yapsın bakalım. Ne yaparsa yapsın, beni ne ilgilendirir? Ne?
Evet sevgili izleyenler, çat kapımız devam ediyor. Mahallemizin en genç delikanlısı ve en genç, en güzel bayanının ziyaretine geldik diyorum ben. Doğru mu? Doğru. Gencim güzelim. Gencim ama ihtiyarlı olmasa genç. Gencim ama ihtiyarlık olmasa dedi. Dayı seni bir tanıyalım mı? Ben Ahmet Dede Efendioğlu. 86 yaşındayım. 929 doğumluyum. İşte bu yaşımıza kadar yaşadık bu memlekette. Yani bu memleketin aşağı yukarı. Herhalde benden eski adam kalmamıştır burada. Yani bu köyün kuruluş dibi temeli köleli olarak isim almış. Bir Topal Arnavut'tan başlamış burası. En nihayet burada işte Arnavut'un oğlanları olmuş burada Dural Efendi diye. Hep bu sülalenin aşağı yukarı gelgedisi bir Arnavut'tan. Ondan sonra buradan Horasan'dan iki hoca gelmiş. Mevlana buraya tayin etmiş. Buraya medrese yapılmış. O hocalar buraya gelince köleli adı gitmiş, hocalar adı vermiş. Şimdi biz aramızda bunu yaşarken tabii köy çok geniş. Ben bir muhtarlık yaptığımda aşağı yukarı 163 filan hane vardı. Tabii muhtarlık değişince köyler az birbirine şey oldu. Biz mahalleye ayırdık Büyükpınar adı olarak. Yani muhtarlığım sırada buraya okul aldığımızda hocalar okulu ötüyordu. Oranın adı aslında orası ayrı bir köymüş. Dikmen diye muhtarlığımış. Buradaki adam buraya almış, bizim köye almış. Orası Dikmen Mahallesi olarak. Şimdi hocalar adı orada aldı. Büyükpınar burası oldu. Bir okulun şeysini. Başka bir şey yok işte. Bir evliyamız var aşağıda. Bu evliyanın tabii geldiğini bilmiyoruz. Fakat buraya bir Adana'dan bir paşa hicret etmiş. Askeri aşağı geldiğinde paşa mıngarıdırlar aşağıda bir su var. Oraya gelip karargah kurduğunda rüyasına girmiş bu evliya. Emir vermiş. Bu evliyanın hiyanını yaptırmış. Böyle üstünü kapattırmış. Kapattığı gece kendiliğinden açılmış. Yapamadınız diyor. Mimarlara bir sitem eder. Tekrar bir daha yaptırır. Bir daha. Ondan sonra kapanmamış işte öyle. Ziyaret yeri var orada. Biraz tabii bu muhtarla kenarını çevirttik, mevirttik. Şey yaptık. Bir böyle duruyor yani. Abdestlerini, geç efendim tuvaletini, çeşmesini falan yaptık ama. Fakat tabii evliya haraba halinde. Tabii bir şeyler yapmayı düşünüyoruz ama tabii vakit ona el vermedi. İnşallah şimdiden sonra da yapılır. Evet. İşte öyle. Biz sizi tanıyalım mı? Dede adın ne? Fatma Dede Efendioğlu. Fatma abla nerede doğdun? Burada doğdum. Aynı bu köyde doğdum. Bu köyde doğdun. Dayımı bu köyde gördün mü, kaçtın mı? Kaçtım da yalnız aynı köylüyüz. Kaçtı da ama yalnız aynı köylü. Aynı evet. Evet, iki mahalle birbirimize yakınız şöyle. Karşılıklı. Öteye kadar Beriyaka'ya gelin kaçtı. Yani bir kaçmamızın bir şeysi yok. Gönüllü anaya babaya danışmadan yani birleştik. Evet, anaya babaya danışmadan birleşince kaçma oluyor. Kaçma oluyor, evet. Evet. Sen kaçtığında kayınvalide hayatta mıydı? Hayattaydı. Bir zorluk yaptı mı sana? Yok. Yanlış, kayınvalide hayatta değildi. Ananık hayatta değildi. Kendi anası, kendi annesi hayatta. Benim analığım hatta hayattaydı. Evet. Sizin anneniz erken vefat etti. 945 senesinde vefat etti bizim annemiz. Evet. Biz aşağı yukarı 52'de 53'de evlendik. Babası dururdu. Ha, babam dururdu. Babası dururdu. Evet. Hiçbir kötülüklerim görmedim. Evet. İşte öyle. Kaynım vardı. Kaynımın da bir kötülüğünü görmedim. İki karısı vardı. Onlardan da bir şey görmedim. Kaynının iki tane mi hanımı vardı? Hanım. Peki sen hiç korkmadın mı? Kardeşinin iki hanımı var. Bu da benim üstüme getirir diye. Bir şey demediler. Onlar... Demediler değil. Sen korkmadın mı? Hayır, ben korkmadım. Neye korkayım? Ben onlardan böleceğim. Hayır. Hadi senin üstüne getirseydi. Sana bir tane kanka alsaydı ne yapacaktın? Getiremez mi? Getiremez. Getiremez. Getiremez dedi. Onu...
onu ben söz ettim. Babam iki evliydi, abim iki evliydi. Evet. Biraz nedametlerini duydum. Onun için buna söz ettim, getirmeyeceğim diye. Fakat bu ayağından mağdurdu, ayağından ameliyatlı. Onun safra kesesinden ameliyatlı. İşte bakıma ihtiyacı var. Şimdilik de ben bakıyorum. Ben öldükten sonra sarı oğlanları, kızları bakar. Başka bir evet. Ne var? Keşke ona bir yardımcı alsaydın. Ya vermiyorlar ki hükümet bize. Ama istiyorsun yani, istiyorsun, bir istek var. İstiyoruz da hükümet bize dar. Hükümet bayanlardan yana. Hükümet bize dargın aslında. Öyle mi? Biz şanslı mıyız o zaman? Tabii şanslıyız. Tabii ki, değil mi? Şimdi sen bana bakacaksın da. Tabii ikimiz birbirimize bakıyoruz şimdi Allah'a şükür. Yemek yapıyor mu? Yaparız. Ne yapıyor? Yemek ne yapıyor? Ya bulduğunu yapar. Yapabiliyor mu? Yapar. Makarna bulduğunu yapar. Çorba yapabiliyor. Ben sandalyasını bırakırım oraya ocağın başına. Her şeyini hazırlayıverin o da yapar. Beraber yeriz gelenimizle gidenimizle. Zaten gelensiz kalmaz. Gelenlere de hizmetleniriz. İşte faydalanıyoruz yani. Evet. Peki dayı, bir dönem burada muhtarlık yaptınız. O muhtarlık yaptığınız 20 sene. 4 dönem yaptım. 4 dönem yaptınız. O 20 sene muhtarlık yaptığınız dönemde başınızdan şöyle komik anlatabileceğiniz bir yani fıkra tadında bir şey geçti mi? Oho neler. Birini anlatsanız bize. 4 sefer şikayet ettiler. Hapise girdim. Sebep? Ya sebep birinde bir adam yaraladık, birinde bir iftira. İkisinde iftiraya uğradım doğrudan doğruya. Birinde de bir şey davasından, alacak verecek davasından oldu. Bunlar değil de daha böyle akılda kalan komik bir şey. Vallahi. Bize güldüğüne göre bayağı komik bir şeyler gelmiş başınıza. Şimdi o zamanlarda evvel benim muhtarlığım zamanda bilir köylüler. Bu köyde benim işim gücüm evlendirmek, yol yapmak şuydu buydu. Başka bir şey yok. İşte köylüler bilir. Evet. 1,5 defter doldurdum. Yani 150'dir. Anladın mı? Evlenme. Gazi Paşa'nın köylerinden bir adamı kaçırırlar. Buraya bana gelirler. Benim karavanla biraz yani... Dutkun vardı da gelen ben biraz avara görürler. Ben de giderim yani yapardım. Benim işim gücüm zaten oydu. Bir de köyün işleri. Yani benim hanım da iyi kötü köylüyü toplar. Şundan yardımını alır. İşin ev işini gördürürdü. Ben de böyle köy işiyle dışlarla uğraşırdım işte. Yani aşağı yukarı kaç sefer oldu bilmem. Belki 30 senede azalığım var. Onu da hesaba koyarsak işte ne bileyim. Bu köy için çok hizmet ettin o zaman. Vallahi ben demeyeyim. Komşular desinler. 51 yıl hizmet etmiş. Evet. Komşular desin. Aşağı yukarı 63 senedir ben bu köye hizmetçiyim. Ve bugün de hizmetimi esirgemem yani. Bana düşen bir hizmet işte. Ben 62'de okula gittim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol teyze. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sen de sağ ol. Evet sevgili izleyenler, hava müsaade ettiği zaman hemen dış çekime geçiyoruz. Doğanın güzelliklerini alıyoruz. Hava yağmur yağdığı zaman evlere çekiliyoruz. Şimdi dayım bizim nerede olduğumuzu, hangi mevkide olduğumuzu anlatacak. Şimdi burası Büyükpınar Mahallesi'nin esas köyün kuruluş yeri şurası. Bu köle geldiği diye buraya derler. Köle diye buradaki adam almış. Buradan neyse okul yaptık. Buradan bir yeşil ışık kakar. Böyle evliyanın oraya gider olduğunu eskiler her zaman görmüşler, söylerlermiş. Köyün kuruluş yeri burası işte. Ama buradan yeşil ışık nasıl dediniz? Yeşil ışık böyle gider. Evliyaya gidermiş. Türbe. Belde ağaçları var daha. Evet. Orası. Belde ağaçların olduğu türbe. Her zaman için oraya bu yeşil ışığın giderdiğini söyleyenler çok var yani. Görenler var. Hatta şimdi aşık falan görmüş biliniyor. İşte köyün kuruluş yeri burası. Evet.
Köy buradan kuruldu. Aha, köy buradan kurulmuş. Buradan gitmiş oraya suyun başına, ondan sonra bu Arnavut'un oğlu ev yapmış. Oradan tabii ayrılmış. Sonra çoğalmış gitmiş. Evet. Sonra o bu köye alınca köy kalabalıklaşmış. Bu köyün aslında arşivi var, kuruluşunun arşivi var ama bütün o zamanın köy ağalarının hepsinin evi yandı. Hangisinin evinde yandı bilmem. Bu köyün esas her tarafı şu dereden öteye kadar yok. Bu vakası hep tapuluyum şu adamın üzerine, bu adamın üzerine. 18 tapu varmış. O zaman tapu Anamur'da inşa edilirmiş. Anamur'dan gezip alıp gelen bir Mullu Osman diye benim amcam. Bize şey varmış, Akadeliler. Onun arkadaşı getirmişler. Fakat bu tapular geldikten sonra adamın evi 315'li Çanakkale'de kalmış. O tapular da evinde yanmış. Şimdi şu memleket hep tapuluymuş. Ondan sonra gayrı ne diyeyim yani. Şimdi hayaline geçince muhtarın babasını filan oğlunun yerine askeri gönderiverip de askerlik yaptıran devirleri yaşamışız. Evet, nasıl muhtarım? Bir sizden alalım o hikayeyi. Şimdi bu anlatsın. Şimdi bir ağanın oğlu varmış Mustafa. Babam rahmetlinin adı da Mustafa'ymış. O isim yoğmuş o zaman. O da oğlu Mustafa diye. O ağa kendi oğlunun yerine babamı askere göndermiş. O isim olmadı. Olacak ya, oğlum da o askere gider gitmez ölmüş. Velhasıl kelam iş karışmış. Ağalık devri artık sona erdikten sonra işte bunlar böyle parsellendi. Evet sevgili izleyenler, şu anda biz Şeyh Musa Seydi Hazretleri Türbesi'ne ziyarete geldik. Burada yatan Zat-ı Muhteremi dayım bize anlatacak. Evet. Şimdi burasını bu şekilde getiren bir paşaymış. Bizim yani eskilerden duyduğumuz kadar. Burası ziyaret yeri. Bir paşaymış. Paşa şu aşağıda bir su var. Suyun başına askeriyle gelmiş, yatmış orada, rüyasına girmiş, buranın kenarını çevirmiş, üstünü kapatmış. Fakat kapandığı gece yıkılmış kendi kendine. İkinci bir sefer gene aynı olmamış, yeniden yapılsın dediğinde gene yakılmış. Bu şekilde haraba halinde duruyor. Tabii biz bunu biliyoruz, yapalım, düzeltelim deriz ama vaktimiz buna müsait değil. Tuvaletiydi, abdestliydi, bilmem şusu busu filan derken ta bunları elimiz değmedi. Yapamaz. Şimdi dayıcığım, benim burada gördüğüm kadarıyla buranın 3 tane kapısı var. Bunun bir anlamı var mı? Onu ben bilmiyorum. Evet. Ancak o kapıda kapısı, gayrı bu giriş, o çıkış mı, orasını bilmiyorum ben. Evet. Hocam oradan bize bir yardımcı olur musunuz?
Şimdi burada bu türbenin üç kapı olmasının sebebi, birisi doğuda, birisi batıda, birisi de kıble yönünde. Bu doğudan giriş, dünyaya geldim. Batıdan çıkış, dünyada yaşadım ve gidiyorum. Ve kıble yönündeki de Kabe'ye çıkış olarak aksettiriliyor. Ve mantıken de doğrusudur. Bu türbenin temelinde zamanın yetişmiş olan alimi buraya amanet ederek buraya defnedilmiş. Ve o zamanki yaşayan insanların en alim, ulema, ermiş insanı olduğundan dolayı insanlarımız aslında mantıken yanlış da medet bekliyor. Sadece bunun yüzü suyu hürmetine kendimizi ferahlatmak için bundan yardım bekleyemeyiz. Allah'tan, her şeyi Allah'tan bekleyerek bu türbeye de bir rahmet okumak gerekir mantıken. Ama burası sahipsiz kaldığından dolayı yöneticiler de, yani her türlü idareciler buraya sahipsiz bakım olmadı. Çünkü buranın tadilat yapılmasını istiyoruz. Çünkü gelip giden manevi olarak burası insanlara çok yardımcı oluyor manevi olarak. Ha, buraya mum yakılması yanlıştır. Çor çocuk için buradan medet beklemesi yanlıştır. Bez bağlanılması, para bırakılması. Bunların hepsi de yanlış bir itikattır. Uygun olan bunun yüzü suyu hürmetine değil de Allah-u Teala'nın rızasından yardım dileyerek bu rahmetli alime de bir Fatiha okumaktır. Çünkü bu çok ulema birisidir ki bu mezarlık ve çevresi yandığı zaman bu türbenin üzerindeki meşe ağacından bir yaprak dahi yanmamıştır. Bu da insanlara mantıken uygun olmayabilir ama manevi olarak düşününce büyük değeri vardır. Biz yetkililerden buranın dizayn edilip ziyaret ediliyor. Manevi olarak insanlar buradan haz alıyor. Yetkililerden rica ediyoruz buranın dizayn edilmesi ve ziyaretlere açık olabilmesi için bakıma muhtaç. Köy halkı olarak biz bunu maddi olarak gücümüz yetmediği için yapamıyoruz. Bizim tek istediğimiz buranın dizayn edilip bu merhuma yakışır bir şekilde türbesinin yapılmasını istiyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi eskiden yağmur yağmazken bir hoca vardı burada. Halkı topladılar burada. Bir kurban kestiler, yediler, içtiler. Yani dua ederken ellerini böyle tutarlardı. İyi farkındayım. Yani şu dereye vardık, yağmur başladı yağmaya. Yani o günlere, senede 44'üydü. Evet. Yani burası böyle bir ziyaret yeri. Tabii iki defa burası yangın geçti bu memleketten. Bu ağaçlara hiçbir şey olmadı. Evet. Hatta bir defasında yangının yanında ben de bulundum. Hiç bu ağaçların yani yaprağı kıpırdamadı, yanmadı. Hocamın da dediği gibi burada yatan zat-ı muhteremin yüzü suyu hürmetine duamızı Allah'a edeceğiz ve Rabbim'den isteyeceğiz. Biz de gelmişken rahmet okuyalım istedik, duamızı edelim. Evet sevgili seyirciler, işte yine sevmediğim noktaya geldim. Programımızın sonuna geldik. Ne yapalım, bize ayrılan sürede bu kadar diyoruz. Biz bu hafta size nereden merhaba dedik? Büyükpınar Mahallesi'nden böyle bayram havasında geldim. Yine böyle bayram havasında yolcu edecekler beni. Ama önce bir teşekkürlerimizi edelim. Elif Hanım, buraya kadar zahmet ettiniz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Ayrıca kameramanımız Mustafa Bey'e de teşekkür ediyoruz. Değil mi? En zor, en ağır iş onda. Evet, kesinlikle birçok emeğe geçti. Cümleten hepinizden Allah razı olsun. Yine bekleriz. Evet. Sevgili muhtarım. Evet, şu an programımızın sonuna geldik. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şu an 20 senelik görev sıramda
İyi kötü köyümde bir çalışma yaptım. Burada mezarlığı azıcık çevirdik gücümüzün yettiğine. Bir cenaze namaz kılınarak yerini yaptırdık. Tuvaletini yaptırdık. Çeşmesini yaptırdık. Ondan sonra efendiciğim. Tabii bunu hepini tamam yapamadık. Noksanlarımız var. Yetkili daire amirlerinden ve yetkili yerlerden daha noksanlarımız var. Onlar da tamamlasını sevgiyle, saygıyla yardımlarını bekliyoruz. Hepinize işte muhtar olunca ne olsun? Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize gene teşekkürüm sonsuzdur. Nasip olursa gene beklerim. Bak. İnşallah muhtarım. Dayıcım teşekkür ederim. Efendim şimdi aşağı yukarı 64 senedir ben bu köyün işiyle meşgulüm. Şu muhtarımdan, evvela muhtarımdan teşekkür ederim. Ondan sonra da sizin gelip de şu hali göz önüne getirmenize çok çok teşekkür ederim. Yine bekleriz. Daha İnşallah bak- dayıcığım. Evet. Köyümüzün cıvıl cıvıl genç kızımız bizimle birlikte yoruldu. Kendisine teşekkür edelim. Biz size teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Yine bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Ne güzel sevgili izleyenler. Görüyorsunuz değil mi? Hepsinin ağzında yine bekliyoruz. Evet. Çok sağ olun, Allah razı olun bize bu fırsatları verip köyümüzü böyle görüntülediğiniz için kameramın ve sizlere çok çok teşekkür eder. Yine bekleriz. Evet, Allah. Mustafa Bey bu arada bugün unutulmuyorsunuz. Cümlenizden Allah razı olsun. Evet, çok Allah teşekkür Allah, ederim. Allah kolaylık versin. Hepinize çok teşekkür ederiz. Yine bekleriz. İnşallah. Evet, hepinize çok teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Hepinize çok teşekkür eder. Yine bekleriz. Evet, buradan sonrası buradan Tio'yu kaptı. Hepinize teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Burası canı gönülden dedi. Burası da şöyle. Gelseniz de olur, gelmeseniz de olur der gibi oldu. Evet sevgili izleyenler, görmüş olduğunuz gibi bayram havasında alasmarladık diyorum. Yayında ve yapımda yanımda olan tüm ekibime teşekkür ediyorum. Bakalım haftaya hangi mahalleden merhaba diyeceğiz. Hoşça kalın, esen kalın.